Özgür, bugün biraz beden politikalarından istersen bahsedeyim. 17. yüzyıldan bu yana toplumsal bedeni idare etmeye çalışan yönetimler, özellikle hani idareciler, elit kesimler, baktılar ki yönetim teknikleri açısından sadece yönetmeye yönelik olan çalışmaları yapmak, yürütmek yetersiz oluyor. Yani direnişlerle karşılaşıyorlar. Ve bazı süreçler elverişsiz hale geliyor. Yani şimdi bu çerçeve içerisinde düşündüğümüzde bizim gördüğümüz beden politikalarıyla ilgili olarak söyleyebileceğimiz, daha önce bilmiyorum yazılarımı hiç okuyabildin mi sen? Direniş sanatlarıyla ilgili çeşitli yazılarım vardı. Akademi Edu'da bakabildin mi hiç? Bilmiyorum. Görmedin herhalde. Oralarda özellikle iktidarın gücü elinde tutabilmek adına çeşitli sebeplerle bu tür çalışmalar, yani bedeni bir özneyi kullanma ya da özneyi şekillendirme adına dikkatli bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak bir takım faaliyetler yürüttüğünü biliyoruz. Bunların içerisinde istersen bugün ilk dersimizde belki bahsetmişimdir. Renklerden bahsetmiştim. Hatırlıyor musun? Renklerle ilgili. Beyazı mı anlatmıştım size? Hiçbir şey anlatmadım mı yoksa? Yok hocam, tek tek anlatmadınız hiçbirinden ama Tamam. renklerinden Tamam. Şimdi istersen ben bir beyazı anlatayım. Beyaz, siyah, yeşil, kırmızı neyse. Şimdi beyaz renk hani zaman zaman biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki renkler önemlidir bizim için, değil mi? Yani yaşadığımız hayatı çoğu zaman renklerle kayıt altına alırız. İyi gününüzde farklı giyinirsiniz, toplantılarda farklı giyinirsiniz, günlük hayatınızın başka zamanlarında farklı giyinmeyi tercih edersiniz. Bazen kendinizi çok iyi hissettiğinizde ve güçlü göstermek için farklı renkleri kullanırsınız. Bazen görülmez hale gelebilmek için renkler kullanırsınız. Renkler son derece önemlidir insan yaşamında. Beden politikaları açısından da son derece değerlidir renkler. Şimdi beyaz renkten istersen başlayalım. Beyaz renk tüm diğer renklerin yokluğu anlamına gelir. Yani tüm renklerin bir arada olmasından kaynaklı. Biz güneş ışığını diyoruz ya, hani beyazın içerisinde bütün renkler vardır. Bu anlamıyla beyaz her şeyden önce iletişim açısından baktığımızda beyaz biz tarafsızlık anlamında kullanıyoruz. Yani renklerin tarafsızlığı. Eğer içerisine hani prizmayla zaman zaman fen bilgisi derslerinde falan gösterirler, güneş ışığını prizmaya tuttuğunuzda ya da prizmayı güneş ışığına kırılmaya neden olduğunda 7 rengin çıktığını görürsünüz. Birçok rengin ortaya çıktığını, tıpkı gökkuşağı gibi. Burada demek ki beyaz rengin içerisinde bütün renkler var. Şimdi tabii beyaz rengin içerisinde bütün renkler var. Zaten hani tarafsızlık anlamında yaşam içerisinde de kullanılıyor. Savaşlarda teslimiyet ya da yenilginin kabul edilmesi, ateşkes isteği, beyaz renk savaşlarda hep kullanıla gelmiş. Beyaz aynı zamanda saflığın, masumiyetin temsili olarak da sıklıkla kullanılıyor. Çünkü işte gelinlikler ve benzeri şeylerde, evlenecek kızların düğün merasimlerinde beyaz ve beyazın tonlarını giymiş olması, nişanda bile beyazın tonlarını giyiyorlar genel anlamda. Yani bu yönüyle baktığınızda beyazın bir saflık, kutsallık, sevgi, yeniden diriliş gibi birçok anlamı var. Aynı zamanda beyaz bütün renkleri içinde bulundurmasından dolayı hem hoşnutluk hem de barışın da simgesi. Yani bozulmamış, değerini kaybetmemiş, kutsal sayılan kavramlarda beyaz içerisinde değerlendirilmekte. Beyaz yani baktığımızda İslam tasavvuhunda da çok önemli. Yani o kadar çok beyazla ilgili şey var ki, anlatılar var ki, örneğin rüya yorumları tasavvufta son derece önemli. İşte rüya yorumlarında beyaz
kamil insan, kuvvet, tabiyet, vücudun tasarrufu, nefsi hayra yorma ya da yönetme, ilahi ahkam, Allah'ın emirlerine itaat, cömertlik, tevekkül, tahammül, hakikat, şükür, rıza, göklere yükselmek, meleklerle sohbet, yeryüzünde dolaşmak, yarattıklarıyla konuşmak Allah'ın. Yani bu çok ciddi anlamda hep güzel şeylerle beyaz anlamlandırılır. Beyaz renk genel anlamda hep iyi olarak yorumlanır. Hatta bilirsin filmlerde, sinemada biz çoğunlukla beyaz rengi işte göğe yükselirken ruhu teslim ettiğinde beyaz bir ışık, beyaz bir merdiven, beyaz insanlar, ruhlar beyaz şekilde tasavvur edilir ya da ona o şekle dönüştürülür. Beyaz Avrupa'da monarşi ile eşleştirilir. Monarşinin bir simgesidir. Beyaz rengi monarşi idaresi özellikle kendileri üzerinde seçmişlerdir. Fransa'da misal hanedan destekçileri, yani kraliyet destekçileri. Rusya'da Ekim devrimi sonrasında çıkan Çar yanlıları, yani Bolşevik ihtilalinden sonra Çar yanlıları örneğin beyaz rengi sembol olarak kullanmışlardır. Beyaz Osmanlı İmparatorluğu'nda da uzun süre sultanı temsil eden bayrak olarak kabul görmüştür. Örneğin pek bilmeyiz ama Ulubatlı Hasan bu surlara ilk bayrağı diktiğinde Sultan-ı Alemin Ak Alemi, yani beyaz bayrak dikmiştir. Hani biz filmlerde filan muhtemelen şey işte kırmızı, yeşil ya da üç hilalli bayrak filan diye düşünürüz ama hayır, beyaz bir bayrak dikmiştir. Sultanı temsil etmesi sebebiyle. Beyaz renk Türk kültüründe son derece önemlidir. Diğer kültürlerdeki anlamlarına benzer bir şekilde temizlik, arılık anlamında gelmektedir. Hatta Türkçe'de ak sözcüğüyle temiz sözcüğü, yer yer helal sözcüğüyle işte ak gün, ananın ak sütü ve benzeri ifadelerde hep son derece olumlu olarak kullanılmıştır. Beyaz renk Türklerde aynı zamanda bilgelik, ululuk, yücelik ve tecrübe dolu bir kocalık anlamında, işte ak sakallı dedeler, ak tolgalı ak tolgalı beyler beyi ve benzeri birçok anlamda beyaz renge yönelik olarak kavramlar kullanılmıştır. Genelde devlet büyükleri, üst düzey komutanlar beyaz giymeyi kefenle birlikte, yani kefeni simgesi olması sebebiyle beyaz giymeyi, beyaz ata binmeyi önemli olarak görmüşlerdir. Çoğu zaman, çoğu yerde, çoğu biçimde beyaz rengi devleti simgelemektedir. Siyaha baktığımızda siyah beyazın tam zıttı. Yani kontrast olarak tam zıttı, tam karşısında. Ama siyah renklerin olmaması demek. İçinde hiç renk olmadığında siyah olur. Beyaz bütün renklerin toplamıdır. Siyah ise hiç rengin olmamasıdır. Yani genel anlamda beyaz renkten farklı olarak bütün renkleri karıştırırsan, renklerin hepsini karıştırırsan ortaya belki çamurumsu bir renk, ama çamurumsu demeyeyim de kötü bir oluşum olur ama siyah renk olarak karşımıza çıkar. Siyah ölümle, yasla genellikle ilişkilendirilir. Siyah çağlar boyu güçlü bir renk, yani
gücün ya da otoritenin simgesi olarak kullanılan bir renk. Siyah kötülükle de özdeşleştirilmiş. Siyah insan psikolojisinde genelde çöküntülü duyguların olumsuz olduğu bir duygu ifadesi rengidir. Gizemli olmak, hakimiyet kurmak, ciddi bir görüntü yaratmak, grupların özellikle bu tür beklentisi olan grupların sıklıkla başvurdukları bir renk olarak karşımıza çıkmakta. İslam tasavvufunda da siyah çok kullanılmakta. Renklerin görünen boyutunun ötesinin renksiz olduğunu düşündüğümüzde, yani hani renklerin renksizliği olarak siyahı söylemiştik ya, aslına bakarsanız siyahla ilgili özellikle düşündürdüğü şey itibarıyla, yani örneğin İbn-i Arabi der ki siyah dipsiz bir karanlığın sembolüdür. Dipsiz bir karanlık. Yani arkasını teşhis edemediğiniz, gizemin var olduğu ama derinlikli, ama güçlü gözüken bir sembol rengidir. Karanlık içerisinde hiçbir şey ayırt edilemediği gibi. Yani karanlıkta bütün renkler aynı renktir. Yani siyahtır. Bu yönüyle tasavvuf ehli siyah rengi genel anlamda yaratıcıyı sembolize ettiği ifade edilir. Yani Allah'ı sembolize eder der siyah renk. Siyahta bilinmezlik, görünmezlik, idrak, edememezlik anlamına gelmesi yüzünden bu tür konular sembolik anlamda düşünülmekte. Örneğin Kabe'nin rengi siyahtır. Kabe örtüsünün rengi siyahtır. Bunun başlıca sebebi yine rengin Allah'ı sembolize etmesi sebebiyledir. Hatlara bakarsınız, hattatların yazmış oldukları el sanatlarına baktığınızda yazının rengi özellikle siyah olarak tercih edilir. Yani başka bir renkten daha ziyade siyah tercih edilir. Siyah Abbasi halifelerinde hakimiyet sembolü olarak kullanılmıştır. Yani kraliyet sembolü ya da hakimiyetin sembolü olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem 3 sancağından siyah olanı Hazreti Abbas'a vermesi de bu nedenledir. Yani Abbasilerin hilafiyeti ve halifeliği, hakimiyetini kabul etmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi. Siyah aynı zamanda anarşizmin de bir simgesi arkadaşlar. Anarşizmin de bir simgesi. Birçok anarşist grubun isminin içinde siyah kelimesi bulunur. Anarşistlere göre siyah bütün baskıcı yapıların reddi anlamında kullanılır. Siyah bayrak bütün bayrakları reddetmek demektir. Siyah bayrağı ayrıca teslim olmamak anlamında da, hani beyaz teslim olmaktı, onun zıttı anlamında kullanıldığını söylüyoruz. Teslim olmama, karşı koyma anlamları siyah renkte ifade edilmekte. Siyah renk faşizmde de önemli bir renk. İktidarı ele geçiren faşist hareketler, özellikle İtalyan faşistleri öncü gruplarına ya da kendi gruplarındaki önemli mensuplarına kara gömlek giymeleri ya da kara gömlekliler diye anılmalarını istemişlerdir. Bu yüzden siyahın anarşistlikle, yani anarşist olmayla önemli bir yeri vardır. Yine Almanların, Nazi, nasyonel sosyalistlerin siyahla beraber kahverengi gömlek giymeleri benzer bir şekilde yine siyaha olan vurgudan kaynaklıdır.
Örneğin Gamalı haçları Nazilerin siyah olarak tasvir edilmiş ya da çizilmiş, resmedilmiş. Nazi partisinin de amblemi biliyorsunuz Gamalı haç. Yani böyle baktığınızda faşistlerin de özellikle siyah üzerinde önemli bir bakış açıları var. Dinsel anlamda yine Katolik Kilisesi'nde kilise papazlarının cübbelerinin rengine baktığınızda siyahın enternasyonel bir renk olarak kullanıldığını, aynı zamanda işte Alman Hristiyan demokratların siyah rengi turuncuyla birlikte, onlar bir de turuncuyu da kullanıyorlar, kendilerini simgeleyen renk olarak seçmeleri de ayrı bir durum olarak karşımızda. Şimdi siyah bizde, yani Türkler açısından baktığınızda biraz sıkıntılı bir renk. Yani genelde hep konuşmalarımızda, anlatılarımızda, mitolojimizde siyahla, karayla ilgili olumsuz çıkışlar yaparız. Yani kara baht, bahtım karaymış filan deriz. Kara yazım var deriz. Hatta günlük hayatımızda bile kara hep sıkıntılı şeyleri bize, kara borsa, kara para, bu yani kanunsuzlukla, kabusla, hastalıkla, iftirayla ya da buna benzer olumsuzluklarla şekillendirilir. Türk kültüründe yine kötülük, yas, matem rengi olarak biz siyahı ya da karayı görmekteyiz. Dikkat ederseniz hemen hemen hiçbir siyasi partinin Türkiye'de siyah renkli, kendine uygun bir ya da kendine uygun bir sembol demeyelim de sembol olarak siyah rengi kullanmamışlardır. Sadece Beşiktaş Spor Kulübü, yani takımlar arasında da ciddi anlamda görmek istediğimiz toplumsal destek anlamda. BJK, yani Beşiktaş'ın rengi siyah beyazdır. Siyahı kullanmasının sebebi o dönemde savaşta kaybedilen topraklara ve şehit düşenlere birer yas ya da bir yas ifadesi olarak kullanmak için o siyah rengi Beşiktaşlılar simge olarak yer vermişlerdir. Kırmızı renge baktığımızda kırmızı duygusu güçlü bir renk. Genel anlamda güneş, savaş, kızgınlık, kan, ateş, erkeksilik, aşk, tutku, bazen işte cinsel arzu, yani buna benzer birçok konuda hep kırmızı renk simge olarak kullanılmış. Kırmızı renk canlılığın, ataklığın, hareketliliğin, azmin, ayrıca kararlılığın özellikle bir simgesi olarak, irade göstermenin bir simgesi olarak görüyoruz. Kırmızı rengin özellikle kasaplarda ve bu manavlarda çokça kullanılıyor. Efendim? Fast food zincirlerinde de çok kullanılıyor. İşte açıcı olduğu için. Burger evet. Doğru. Yani kırmızı renkle ilgili çok fazla şey var. Örneğin gıda firmalarının logosunda kırmızıyı çok görürüz. Hatta kırmızı rengi gördüğümüzde genelde sağlıkla ilgili bir takım düşüncelerimiz olur. İslam tasavvuhu, yani dinsel anlamda baktığımızda rüya tabirlerinde kırmızı yani çok fazla anlamı var. Yani rüyalarla hükmedilmez ama rüyaların etki gücünü de biz biliyoruz. Örneğin kırmızı rengi rüyanızda görmüşseniz genel anlamda acımasızlık,
batıl yola, yani hayır yolundan çıkma anlamında. Bazen kanaat, ilim, cömertlik, tevazu, tövbe, sabır, yalan bakışta genelde dikkatli olma, ayıbı yüze söyleme, harama meyil etme, yani bu tür birçok anlamda kırmızı ile ilgili, özellikle kırmızı renk bazen ilginçtir. Araplarda çok fazla kullanılıyor. Köseliğin de bir emaresi. Yani belki kınadan kaynaklı. Köselik, haramilik, yani hırsızlık, arsızlık, hokkabazlık, cambazlık, soytarlık. Bunların hepsi nedense kırmızı renkle eşleştirilmiş çoğu zaman. Örneğin Mevlana'nın ya da Mesnevi şey Mevlevilikte kırmızı renk vuslatın rengi. Yani Allah'a kavuşma rengi. İnanışa göre biliyorsunuz Mevlana güneş batarken ya da batarken bu kızıllık esnasında son nefesini vermiş, Allah'a kavuşmuş. Güneş batarken de doğarken de gökyüzü kırmızı bir renk alır. Mevlevi tekkelerinde şeyhin postunun rengi genel anlamda eğer şeye katılmışsanız o törenlere şebu hatırlıyor musun o Mevlevilerin tekkelerindeki o törenler oluyor ya şeylerin neydi ismini unuttum ya. Neyse şeyhin postu kırmızı renktedir. Şebu Aruz muydu? Öyle bir şeydi. Yani genel anlamda dünyanın batışı ve doğuşunu temsil eden bir renk olarak kırmızı karşımızda. Kırmızı aynı zamanda ateşin, tutkunun, öfkenin, tehlikenin, yıkımın sembolü. Yani o dedik ya kanın rengi. İradenin rengi. Örneğin Romalılar savaşlarda özellikle Spartalılarla yaptıkları savaşta kırmızı renkli bayraklar kullanmışlar motivasyonu arttırsın diye. Spor müsabakalarında genel anlamda çok fazla kırmızı mayoyu ya da formayı görmemiz mümkün. Bu arada gelen bir arkadaşımız mı var? Yok yok ben yazdım hocam. Doğru. Evet. Şebu Aruz değil mi? Öyle hatırlıyorum da. Evet. Yani kırmızının sinir sistemi üzerinde güçlendirici bir etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Yükseltici bir etkisi var. Muhtemelen bu sebeplerden iradeyi, gücü ve cesareti temsil ettiği söyleniyor. Yani bir hırs rengi kırmızı. Kendini gösterme, görünür olma, güçlü olma, ateş parçası bile dediğimizde kırmızı renkten bahsediyoruz genel anlamda. Kırmızı renk sol ideolojide de çok kullanılan bir renk. Yani sol ideolojiye baktığımızda sosyalizm, komünizmle özdeşleşmiş ne renk? Kızıl renk değil mi? Kırmızı renk. Tarihsel olarak genellikle komünistlerin bu rengi kendilerine sembol olarak seçmelerinin nedeni sosyalist devrimin kanla gelecek olmasına yapılan bir vurgu olarak söyleniyor arkadaşlar. Burada bahsi geçen kan devrim uğruna akıtılan kan, işçilerin kanı olabileceği gibi devrim sırasında akıtılacak burjuvanın kanı da olabilir. Ama genelde işte kanın rengi olması sebebiyle kullanılıyor. Örneğin Rusya, Çin'de renk, bayrak rengi olarak örneğin Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin rengi kızıldı, kırmızıydı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin rengi de kırmızı. Yani bir komünizmle ortak bir şeyleri var. Buna bütün sosyal demokratlarda da neredeyse benzer şey var. Alman sosyal demokratları da benzer bir şekilde. Bizde de işte CHP'ye falan baktığınızda
Onun da rengi işte genelde kırmızı. Kırmızı Avrupa'da özellikle kırmızı bayrak isyanın ya da teslim olmamanın rengi olarak da kabul görmüş. Kuşatma altına giren bir kale kırmızı bayrak çektiğinde teslim olunmayacağını ya da savaşacağı anlamına gelinmekte. Yani bu herhalde komünistler de muhtemelen bu rengi kullanmalarının ya da bu şekilde bayrak rengi olarak, bayrak olarak kullanmalarının temel nedeni bu olsa gerektir diye düşünüyorum. Yani esir olunmayacak anlamında söylenilen bir renk. 17. yüzyılda korsanlar arasında da eğer kırmızı bayrak çekilmişse ya da kırmızı bayrak gemide varsa bilin ki diğer gemi tamamen yok edilecek, esir alınmayacak, öldürülecek anlamına geliyor. Kırmızı bayrak Fransız devriminin bu Jacobenlerin kendilerine uygun gördüğü bir bayrak aynı zamanda. Kırmızı rengi birçok sembolle eşleştirilmesine rağmen en çok bayrak biliniyor. Örneğin Türklerin ve İngilizlerin bayrağı şu anda kırmızı. Şeyde Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde de İngilizler, İngiliz askerlerinin sonradan değiştirmek zorunda kaldılar. Kırmızıcı Amerikan şeylerinde, Western filmlerde falan görürsünüz. Kırmızı ceketliler. O, ya da o çizgi romanlarda görürsünüz. Özellikle işte kırmızı ceket, Zagor, Tom Mix ve benzeri şey kırmızı ceketliler lakabıyla İngilizler kırmızı ceket giyerek o, yani askerler kırmızı ceketliydi. Ama sonra kamuflaj sıkıntısından dolayı bunu değiştirmişlerdir. Biz kırmızı rengi sadece Türk bayrağıyla düşünmüyoruz. Yani Osmanlı'da da kırmızı bayrak, işte Karahanlılar'da, Selçuklular'da da hep kızıl bayrak, kırmızı bayrak milleti temsil etmiştir. Yani bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeyi değil. Partiler arasına baktığımızda Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Milliyetçi Halk Partisi, pardon Milliyetçi Halk Partisi ne ya? Milliyetçi Hareket Partisi, Refah Partisi, değil mi? Bunların hepsi kırmızı rengi, kırmızı beyaz rengi, Türk bayrağının rengi oluşu sebebiyle tercih etmişlerdir. Örneğin yine komünistlerde biliyorsunuz kırmızı rengin sembol rengi olması sebebiyle özellikle bazı bu grupların, anarşist grup ya da ideolojik grupların beyaz yerine sarıyı tercih ettiği ama kırmızı üzerine, yani zemin kırmızı üzerine sarı bir yıldız amblem tercih ettiğini, özellikle Sol ve İşçi Partisi'nin beyaz yerine kırmızıyı, şey sarıyı kullandığını ama temel rengin kırmızı olduğunu görüyoruz. Mavi renge baktığımızda biliyorsunuz dünya yüz ölçümü açısından baktığınızda büyük bir kısmı deniz ve okyanuslarla kaplı. Gökyüzünün maviliği de aynı zamanda insan gözünün sürekli kesintisiz olarak çokça algıladığı bir renk olarak karşımızda mavi. Bu yüzden gökyüzüyle, suyla ilişkilendirilen bir renk. Yani öyle bir şeyi var. Mavi soğuk bir renk. Yansıtıcı bir renk. Yani özellikle şeffaflığın da bir rengi olarak doğruluğun, şeffaflığın, bağlılığın, sadakatin, sebatın, iffetin, masumiyetin de bir simgesi olarak mavi renk kullanılmış. Yani çocuklar, bebekler doğduğunda da bakarsınız bütün bebeklerin rengi ilk doğduklarında mavidir. Sonradan ayrı bir renge dönüşürler.
Mavi bir yönüyle kırmızının zıttı gibi. Kontrastı gibi. Yani örneğin kırmızı hareketliliği simgeler, canlılığı, hareketliliği, ateşi simgeler. Mavi ise tamamen bunun zıttı pasifliği simge eder. Kırmızı sıcaklığı simge eder, mavi soğukluğu simge eder. Mavi ayrıca sınırsızlığı, uzak bakışlılığı simgeler. Huzuru temsil eder. Ve mavi renk genel anlamda bu yönüyle baktığımızda sakinleştirici bir renk olarak da gözükmekte. Mavinin kan akışını yavaşlattığıyla ilgili de genel bir kanaat var. Özellikle Araplar bu konuda çok iddialılar. Bu yüzden örneğin nazar boncuğu takılmasının sebebi ya da nazar boncuğuyla ilgili söylenen şeyler kan akışını azaltması sebebiyle karşıdaki insanın size olan şeyini kıskançlığını filan azalttığıyla ilgili genel bir söylem dili var. Hatta şu söyleniyor, örneğin köprüler maviye boyanır genelde. Çoğunlukla köprülerde görürsünüz. Mavi renk vardır. Bunun temel sebebi mavi rengin özellikle köprülerde, yüksek yerlerde, hatta okulların bazı okullarda mavi renk çokça kullanılır. Daha az yaramazlık yapmasını sağladığı iddia edilir çocukların. İntiharları azalttığı söylenir o köprülerin maviye boyanmasının sebebi olarak. Mavi renk genel anlamda Hristiyanlığı ve Museviliği de simgelemekte. İslam'da ise mavi cemaatin rengi, hani sadakat rengidir diyoruz ya, cemaatin rengidir. Bu mavi genel anlamda bir mavi olarak değil de turkuaz mavisi, Türklerdeki turkuaz mavisi olarak belirlenmiş. Aynı zamanda turkuaz mavisi yani yeşilimsi mavi doğunun ya da şarkın simgesi olarak da söylenmekte. Mavi siyasette çeşitli gruplarla da özdeşleştirilmiş. Örneğin İngiliz Muhafazakar Partisi'nde koyu mavi bu sebeple seçilen renklerden birisi. Mavi aynı zamanda liberal partilerin de rengi. Bizde de vardı liberal parti. Onda da mavi renk vardı. Açık mavi özgürlüğün simgesi olması yani gökyüzünün simgesi olması sebebiyle böyle bir durum söz konusu. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Muhafazakar Parti'nin yani Cumhuriyetçi Parti'nin şeyin Avrupa'dan zıt olarak kırmızı rengi seçtiğini maalesef görüyoruz. Yani burada bir aslında bu yönüyle bir farklılık var. Başka Türk siyasetinde mavi rengi en çok nerede biz konuşmuş olduk siyaset açısından? Bülent Ecevit'in onu temsil ettiği Demokratik Sol Parti'nin rengiyle özdeşleşmiş olan bir renk. Hatta ne diyorlar da Ecevit mavisi. Yani normal mavi demiyorlar da Ecevit mavisi. Yani böyle de bir renk durumu var. Yeşil önemli bir renk. Yeşil maviden sonra doğal ortamda en çok görülen renktir. Özellikle işte otların, çimenlerin, çayırların, ormanların yeşil renkte olması en çok canlılık ve canlı olan doğayla özdeşleştirilen bir renk olmasına sebebiyet vermiştir. Yeşil renk birçok manaya gelir. Yeşil kıskançlığın, şeytanlığın ya da şeytanlığı, hilekarlığı simgeleyen bir renkmiş şeyi vardır. Yani renk gibi görülmekte birçok yerde. Aynı zamanda yeşil büyümeyi, şansı, gençliği, hayatı da simgeleyen bir renk.
Yeşil genel anlamda mavi gibi sakinleştirici, rahatlatıcı, davetkar, doğanın canlılığıyla özdeşleştirilen, genel anlamda dişil özelliklere sahip bir renk olarak karşımızda. Baharla özdeşleştirilen bir renk olduğu için dirilişin de yani dirilişin ortaya çıkışın bir rengi olarak kullanılmakta. Örneğin Osmanlı şehzadelerinin en çok kullandıkları renk, onları temsil eden renk, ölümsüzlük anlamına da gelmesi sebebiyle örneğin şehzadeler, Osmanlı şehzadeleri yeşili çok kullanmışlar. Amerikan dolarının da bu sebeplerden dolayı yeşil renk olduğu, güven veren bir renk olması sebebiyle yeşilin tercih edildiği hakim bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil renk birçok kültürde sadece doğanın değil suyun da simgesi. Yani ırmak, göl hakim olan renk maviden çok biz yeşil olarak görüyoruz ağaçların yansıtması sebebiyle belki de. Yani bu yüzden yeşil bir yönüyle de suyun da rengi. Aynı zamanda yeşil renk insan ömrü olarak da Türklerde çok kullanılmış. Yani Türk kültüründe yeşil ile yaşam arasında belki dirilişle ölüme doğru giden süreç içerisinde bu renk son derece yoğun olarak kullanılmış. Yani canlı bir renk, tazeliği hatırlatan, diriliği hatırlatan bir renk. Kontrastı var. Özellikle kırmızıyla kontrastı çok iyi. Bu yüzden ilgi çekici ve davetkar. Özellikle manavlar ve kasaplarda tıpkı kırmızıda olduğu gibi yeşil renk çok kullanılır. Yani yeşil renk davetkar bir renk olarak kullanılmakta. Yani trafik ışıklarında yeşili kullanıyoruz. Geç, aslında yeşil ışık genelde evet anlamında, geç anlamında kullanılıyor, kabul anlamında kullanılıyor ama bazen de çekimser anlamda da yeşil kullanılıyor. Şimdi dinsel açıdan baktığınızda yeşil renklerle ilgili çok fazla özellikle dinimiz açısından önemi büyük. Yani yeşilin İslamiyet'te ayrı bir yeri var. Özellikle yani bir lütuf olarak kabul edilen bir renk. Bu yüzden hilafet, peygamber sülalesi, gökyüzü, cenneti, evliyalar, bunların hepsi hep yeşil renkle kendini buluyor. Aynı zamanda zümrüt yeşili var. Yani yeşilin tonları var. Her ton farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Mesela zümrüt yeşili genelde büyücülerin işte dışlanmışların, lanetlenmişlerin hatta şeytanın rengi zümrüt yeşili. Yani böyle karamtırak ya da siyahımsı bir yeşillik. Örneğin uzaylılarla ilgili Marslılar genelde hep tasarlanırken yeşil renk kullanılıyor. Yeşil rengin kötü gösterilmesinin yani bu özellikle zümrüt yeşilinin kötü gösterilmesinin sebebi yani bu biliyorsunuz çürümenin de hani yeşile döndü griden sonra çürümeye başladığında yeşile döndü denilir. Küf yeşili bu ürkütücü bir renk, rahatsız edici bir renk. Bu yüzden yeşil sadece olumlu değil olumsuz bir renk olarak da karşımıza çıkmakta. Avrupa'da örneğin Yeşiller Partisi var biliyorsunuz. Onlar ve çevreciler yeşil rengi özellikle militarist çalışmalarda
desteklemişler. Siyaset sahasına baktığımızda İslamcı siyasi hareketlerin büyük bir kısmının rengi yeşil. Yani genelde yeşil rengi kullanmışlar. Örneğin İrlanda bayrağı da yeşil renk. İrlandalılar milliyetçiliğin simgesi olarak yeşil rengi kullanıyorlar. Yeşil köylülüğün, çiftçiliğin belki de bir rengi. Yani o yüzden tarımsal sektörle ilgili yapılan bütün çalışmalarda yeşil renk çokça kullanılan bir renk. Sarı çok ilginç bir renk. Sarıya baktığımızda sarı güneşi simgeliyor, zekayı simgeliyor. Bazen iyiliği simgeliyor, korkaklığı simgeliyor, ihaneti simgeliyor. Kıskançlığı simgeliyor. Yani genel anlamda sarı altının rengi olması sebebiyle zenginliği de simgeliyor. Sarı da en çok geçiciliğin simgesi olarak da söyleniyor. Yani dikkat çekici ve geçici, bu yüzden arabalar, taksiler sarı renk olarak çoğunlukla dünyada gözükmekte. Doğada sarı renk tehlikeli bir renk. Örneğin sarı siyahla birlikte eğer bir hayvanda varsa zehirli olması ihtimali yüksek. Yani sarı renk siyahla görüldüğü an uzak dur mesajı verilmekte. Yaklaşma, uzak dur. Yani sarının böyle bir özelliği var. Genelde sarı renk bayrak görürseniz eğer, sarı renk bayrak orada, o bölgede, o yerde karantina var demek anlamına da geliyor. Yani karantinanın, radyoaktif tıbbi atık, yüksek gerilim sembollerin rengi de yine sarı olarak görmekteyiz. Örneğin Eyyubi Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin üç hilal barındıran bayrağı sarı renk. Onlar da üç hilal kullanıyorlar. Selahaddin Eyyubi'nin bayrağı, onu temsil eden bayrak üç hilal ama sarı renk, sarı zemin üzerine. Haçlı seferlerinde özellikle bu bayrak çokça bilinen bir bayrak olarak karşımızda. Türkçe'de sarı genelde buğday paşağının altın rengi olarak anlam kazanmış bir renk. Sarı genelde ağalığın da bir yönüyle simgesi. Hani şeyin Barış Manço'nun bir şarkısı var. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Mehmet Ağa'nın da anladığımız kadarıyla ağalığın simgesi de yine sarı. Sarı tabii olumsuz yönleri de var. Örneğin uğursuzluğun, sinsiliğin, hastalığın rengi olarak da sarıyı, bazı uyuşturucu maddelerinde sarı renkli olması sebebiyle sarıyı olumsuz olarak görmekteyiz. Başka ne olabilir sarıyla ilgili? Bizde sarı Anavatan Partisi'nin kurulduğu dönemde özellikle renginin sarı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi de zaman zaman sarı, turuncu rengi çokça ambleminden kaynaklı kullanmakta. Evet, bugünlük bu kadar diyelim Özgür. Anlaşıldı değil mi? Sıkıntı yok inşallah. Ben kaydediyorum, sonra atarım şeye. Tamam. Hocan soru var mı Özgür? Çok teşekkür ederim. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi toplantılar hocam. Hoşçakalın.